Hoş geldin Gürbüz. Hoş bulduk sevgili Metin, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ve eski şampiyonumuz Dilan. Nasılsın Dilan? İyiyim, sağ olasın, nasılsın? Ve tabii ki Esra. Evet. Yalnız bu kadroda bir eksik var. Evet, Hakan kaçtı Gürbüz. Dilan, Hakan nerede? Çalışıyor, yoğun. Çalışmıyor. Sabah aradım, gel dedim. Çalışıyormuş gibi kaçtı bir yerlere ama artık nereye kaçtı bilemiyorum. Arayıp bulacağım. Hakan, sorduğun sorulardan mı kaçtı yoksa? Sorduğun zor sorulardan dolayı artık şehrimi terk etti, ne yaptı bilmiyorum ama bugün buralarda göremeyiz onu. Sohbete içeride devam edelim mi? Merhabalar, ben Metin Ayaz. 30 yaşındayım. 5 yıllık evliyim. 2,5 yaşında bir kızım var. Kasabım. İstanbul Büyükçekmece'de yaşıyorum. Daha önce bu yarışmaya katılan Dilan Yavuz'un abisiyim. Kapıda karşılamada da yer almıştım. Birinci olmuştu kız kardeşim. Heves ettim, ben de katılıp birinci olmak istiyorum. Şansımı denemek istedim. Şimdi buradayım. 18 yıllık kasabım. 18 yıldır çocukluktan beri bu işi yapıyorum. Yani boyumdan büyük etleri taşıyarak başladım bu işe. Yani aslında yemekle çok bir işim yoktur. Evde genelde yemekleri eşim yapar. Ben işten gelir, yeme işine bakarım. Ama ara ara canım istediği için kendim geçip yaparım. Beni düşük puan veriyorum diye eleştiriyorlar ama düşük puan verdiğimi düşünmüyorum. Verdiğim bütün puanları gerekçeleriyle açıklayarak veriyorum. Bana strateji yapıyorsun dediler. Fakat Gülay Hanım'a da belirttim. Ben strateji yapıyor olsaydım sizin düşük puan alacağınız belliydi. Size yüksek puan verip sizi yanıma çekerdim dedim. Neyse onu veriyorum. Zaten ilk gün Fatma Hanım'a yüksek puan veren arkadaşlarım da pişmanlığını dile getirdiler. Ben o pişmanlığı yaşamamak adına böyle puanlar verdim. Şu ana kadar da hiçbirinden pişman değilim. Düşük puan verdim düşünmüyorum. Daha bile düşüğünü verilebilirdi masalara. Tabii iddialıyım. Kendime güveniyorum. Hazırladıklarıma güveniyorum, menüye güveniyorum, planlamama güveniyorum, kazanacağımı düşünüyorum aksilikler yaşamadığım sürece. Büyük terslikler yaşamazsam bugün bu evde sonuca ulaşacağımı düşünüyorum. Eski şampiyonumuz Dilan, nasılsın? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Yarışmadan sonra neler oldu? İyi ya da kötü yorumlar geldi. Daha çok iyi yorumlar aldım. Yemeklerim hakkında, mutfaktaki çalışmam hakkında, kendi kişiliğim hakkında, Aysel Hanım'la olan tartışmalarım hakkında... Ama genel olarak yorumlar iyiydi benim için. Yolda tanıyanlar oluyor mu? Evet, geçen gün hastaneye de gittik. Orada birkaç kişi tanıdı beni. Oluyor yani, öyle arada bir oluyor. O gün tanıştığımız Metin bugün yarışıyor. Evet. Esra, Metin sana yarışmayla ilgili neler anlatıyor? Ya aslında çok heyecanlı ama çok da istekli. İnşallah başaracak. O da şampiyon olacak. Bir aileden iki şampiyon çıkacak mı? Çıkacak. Sonra üçleyeceğiz. Üç mü? Esra da katılacak. Yok öyle bir iddiam yok. İkna edeceğim. Üçüncüyü de tamamlayacağız. Dilan, senin yarıştığın gün karşılaşmada Hakan da vardı. O gün sorduğum sorular yüzünden mi gelmedi yoksa? Kesinlikle o yüzden gelmedi. Kaç gündür ikna etmeye çalışıyorum. Bir daha aynı şeye düşemem dedi. Katılamam dedi ben bir daha. Bilmiyorum. Çok uğraştım ama bir türlü ikna edemedim. Evlilik yıl dönümünü bile hatırlamıyordu. Hayır, abim onunla çok dalga geçtiği için ondan çıkmak istemedi. Yoksa çıkardı yani. Yine malzeme vermek istemiyorum şimdi, dedi. Şimdi daha kötü olacak. Yani şimdi daha çok sallayacağım. Şimdi önceden burada olsa en azından cevap savunabilirdi kendini. Şimdi kendini savunamayacak. Ağzıma ne geliyorsa söyleyeceğim. Yalnız Metin, sen de çok başarılı bir performans sergilememiştin. Yani ben ama en azından ufak tefek detayları kaçırmıştım. Evet. Tarihlerin çoğunu hatırladım. Bu sefer çalıştım. Dün akşamdan hepsine çalıştım. Bugün yıllar, günler, aylar hiçbirini atlamadan biliyorum. Tanışma gününü hatırlıyor musun? 8 Ocak. Hangi gündü? İşte ama... Abi çok sıkıntılı tarihler soruyorsun. Cumartesi miydi yoksa pazar mı? Abi çok ince yerlere giriyorsun ama. Ben hatırlayamadım, evet. Yok, maalesef hatırlayamadım. Metin, gördüğün gibi ben de dersime çalıştım. Yanlış yere çalışmışsın. Yanlış deftere bakmışsın. Metin, şaka bir yana. Bu hafta masalarda neler oluyor? Bu hafta gerçekten yemek yemiyoruz. Yani özellikle dün Öznur Hanım'daki masa... Yani gerçekten ben böyle bir masa görmedim. Felaketti. Yani ilk gün Fatma Hanım'ı arar olduk. Fatma Hanım'a ilk gün böreğine laf söyledik. Ondan sonra tatlısı kötüydü. O kötü sıcak baklavayı bile arar olduk. Yani böyle bir masa. Hele dünkü o staçlar, kıllar. Yani başka bir ev olsak kalkılırdı, yenmezdi ama işte yarışma gereği kalmak zorundaydık. Yani hiç açıklanabilir bir tarafı yoktu. Öznur Hanım benimle alakası yok dedi ama sanırım benimle de alakası yok. Öznur Hanım'la alakalı bir durum. Benim saçım değil, ben orada değildim. Kendini bağlayan bir durum ama maalesef Öznur Hanım
kötü olmasını bekliyordum, panik yapmasını bekliyordum ama bu kadar da beklemiyordum. Bu başka bir seviye. Metin, bugün iddialı mısın? İddialıyım. İddialıyım. Menüyü de hazırladım. Güzel şeyler hazırladım. Sadece ana yemeğin tabağını bile 10 gün aradım. Tabağını bulabilmek için. Onu da zar zor da olsa buldum. Her şeyi dün akşamdan tek tek tekrar elden geçirdik. Listeleri, alışveriş listesini. Yani iddialıyım, iyi hazırlandım. Planlamayı güzel yaptım. Başarılı olacağım. Yemeklerini çok merak ediyorum. Bize hemen menünü sayar mısın? Kuşkonmaz çorbası ile başlayacağız. Güzel bir kuşkonmaz, tam mevsimi. Gerçekten güzel bir başlangıç. Evet, güzel olur. Ara sıcakta labneli, süzme yoğurtlu meze var. İçine evet. Dereotu da atacağım az bir şey. Güzel lezzet veriyor. Ve tabii ki bu hafta herkeste el açması vardı. Ben de yanında el açması patatesli gevrek yonca börek var. Diğer böreklerden farklı, böyle sanki kuru gibi görünüyor ama gevrek müthiş bir börek. Çok güzel bir börek olacak. Su böreğini, peynirli böreği ve lahmacunu beğenmedik. Sen de şimdi el açması yapıyorsun. Gerçekten çok kötüydü ama. Hele dünkü lahmacun açıklanabilir bir tarafı yoktu. Sen yapabilecek misin? Ben bugün birkaç kere yaptım, denedim. Herkes çok beğendi. Bugün de aynısını yapacağım. Sonuçta elim alışkanlığı oldu, elim alıştı. Bugün daha iyisini yapacağım umuyorum. Ana yemek kavanoz kebabı var. Çok uğraştırıcı bir yemek. 7 kavanoz ayrı ayrı yapacağım. Her birinin malzemesini ayrı ayrı doğrayacağım. Çok uğraştırıcı ama sonunda güzel bir şey çıkacak ortaya. Aradığın eti buldun mu? Dün akşam gittim. İnanın yani böyle tam aradığım eti buldum. Yani kahverengi bir bonfile. Çok güzel bir bonfile. Taze değil, dinlenmiş bir bonfile. Yani kendim alsam öyle bir bonfile alırdım. Dün buldum, çok mutlu oldum. Sonuçta 18 yıllık kasapsın. Evet, etten iyi anlarım. Sonuçta yıllardır bu mesleği yapıyorum. Dün tam istediğim eti buldum. Eti bulduğun kasaba mı gideceğiz? Evet, o markete gideceğiz, evet. Peki kavanoz kebabından sonra? Zerdeçallı basmati pilavı var. Çok güzel denedik. Lezzeti çok güzel oluyor. Görüntüsü de çok güzel. Onu da çok güzel olacağını düşünüyorum. Yaptığım ana yemekle çok güzel kombine olacaklar. Sıra geldi salataya. Mevsim salata var. Diğer geçen 3 günkü salatadan daha güzel bir salata olacak. Ardından dondurmalı, haşhaşlı revani var. Bravo Metin! Metin, sence menün iddialı mı? İddialı bir menü. İddialdan daha ziyade mesela 3 gündür uyumlu menüler göremiyoruz. Bunlar birbirine geçişleri uygun. Mesela ağır bir yemek var, sonrasında ağır bir tatlı var ama böyle dondurma koydum yanına, böyle ferahlatması için hava da sıcak, güzel olacak. Başlangıç çorbası ferah bir çorba, güzel bir çorba. Sonrasındaki börek yağlı börek değil, ağır bir börek değil, güzel olacak. Hanımlar, Metin başarabilecek mi? Başarır. Evet. O zaman Metin'e başarı dileyin çünkü markete gidiyoruz. Menüyü çok basit buldum. Kesinlikle bana rakip olamaz. Hiç kimse bana bu hafta rakip değil. Kendime rakip görmüyorum. Metin Bey bu menüyle birinci olacağını düşünüyorsa zaten çok yanılıyor. Bence Metin Bey'e uygun bir menü değil bu. Bir kasaba yakışacak bir menü değil. Bir kere dana kuşbaşı nedir? Gerçekten olmamış. Yani revani de çok basit olmuş. Bir kek yani bildiğimiz çocuklarımıza yaptığımız bir kek. Yani bir kasap değil de hani bir ev hanımının yapabileceği menüleri yapmış. Daha doğrusu öğrenci menüsü gibi geldi bana açıkçası. Hiç beğenmedim menüsünü. Hiç kasap menüsüne benzemiyor. Bir ev hanım menüsü gibi bu. O yüzden Metin Bey'den çok daha ağır bir menü beklerdim ama çok kolaya kaçmış. Herhalde yapamayacağını düşündüğü için bu kolay menüyü seçmiş, karşımıza gelmiş. Ben eminim ki bunları da yapamayacağını düşünüyorum. Metin Bey'in menüsünü gerçekten çok kolay buldum kendi menüme göre. Çünkü ben dün lahmacunla aynı hamurda yapabilirdim lavaşı. Fakat yapmadım. 3 ayrı hamur yoğurdum. Dinlendirme süreleri vardı. Eğer ben de kavanoz kebabı ve revani yapmış olsaydım hem vaktim kalırdı üzerine hem de üstümü değiştirmiş olurdum. Onları dört dörtlük şekilde karşılamış olurdum. Evet, marketimize geldik. Neyle başlıyoruz? Yeşilliklerle başlayacağım. Metin, heyecan var mı? Var tabi, olmaz mı? Bu marketi tanıyorum sanki. Evet, tanıyorsunuz. İlk gün Fatma Hanım da burada alışverişini yapmıştı. Fatma Hanım'la çok yakın oturuyorsunuz. Evet, yani çok yakınız. Poşetimiz de yırtıldı. Sence yarışmacılardan kim adaletli olur? Adaletli olabilecek birisi var tabi. Yani Halil Bey'in adil olduğunu düşünüyorum. Halil Bey bence adil bir insan. Yani Halil Bey olması gerekeni yapacaktır diye düşünüyorum. Halil Bey'den beklentim var tabii. Ben Metin Bey eleştirilerini çok politik buluyorum. Hiç net değil. Hem ağzım yanmasın hem yemek pişmesin gibi bir şey Metin Bey'in yorumları. Tam ne dediğini pek anlamıyoruz. Zaten puanları da dediğiyle hiç uyuşmuyor. O yüzden çok politik kalıyor. Büyük ihtimal hep gününü oynadığı için 4 gün boyunca politik davrandı. Nihayet kasap reyonuna geldik. Metin, seni kasap reyonunun arkasında görebilir miyiz? Tamam, geçeyim doğrayayım. Yılların kasabı eti doğramazsa olmaz. Merhaba usta.
Merhaba, hoş geldin. Nasılsın Coşkun? Teşekkürler, siz nasılsınız? Yarışmacımız da kasap. Evet. Kendisini tanıyor musun? Tanıyorum, evet. Coşkun benim çok eski arkadaşım. Gerçekten mi? Evet, çok iyidir kardeşim, sağ olsun. Ev yıkama ve temizlik kısımlarını sürenden çıkardık. Tamam. Metin, kaç yıllık kasaptın? 18 yılı var. Yani küçüklüğümden beri bu işi yapıyorum. İstanbul'da mı doğdun, büyüdün? Evet, Ümraniye'de doğdum, büyüdüm. Etim bu. Çok güzel dana bonfile. Bir haftadır bulamıyorum dediğin ve bulduğun et bu mu? Arayıp bulamadığım et bu. En son buldum. Çok güzel dana bonfile. Dananın neresi oluyor? Dananın bonfilesi. En güzel yeri. Bir de bu daha renk olarak da bakın. Çok güzel bir renk. Çok güzel bonfile. İyi etin rengi nasıl olmalı? Kırmızı oldu mu iyi olduğu anlamına gelmiyor. Böyle hafif kahverengi olması lazım. Bu et böyle... Neden? Çünkü hani... Genelde kırmızı etler böyle daha sert olur. Çok kırmızı olan etler. Ama bu kahverengiliğin sert olma ihtimali yok. Yani dinlenmiş mi oluyor? Dinlenmiş et oluyor. Çok güzel olur. Dana bonfileyi ne yapacaksın? Doğrayacağım. Kuşbaşıdan bir boy büyük doğrayacağım. Bakalım nasıl doğrayacaksın? Orada ne kadar et var? Burada 1 kilo 200 gram civarı et. Metin, masada senin etten anlamadığını bile söylediler. Gülüyorum. Zaten... Öyle söyleyen arkadaşlarımın aldığı etleri gördüm. Ertesi gün benden özür dilediler, doğru söylüyorsunuz dediler. Ben yine haklı çıktım yani. Suçu hep kasaplara atıyorlar ama eti alırken kontrol etme sorumlulukları yok mu? Ya tabii ki var. Şimdi ben mesela bu etten anlamamış olsam, buraya gelsem, Coşkun'a desem ki bana bu eti hazırla. Sonrasında gözüm kapalı değil, etlere bakabilirim. Eve gittiğimde bir daha işlemden geçebilirim. Yani bunlar tamamen bahane. Kendileri kurutmuşlar etleri, kasaba suç atıyorlar. Tabii yanlış doğrama da var ama ki onlar da, o da kendi hataları, elden geçebilirler bir daha. Bir daha doğrayabilirler eti. Kasap yarışmacımız kavanoz kebabında kullanacağı dana bonfileyi doğramaya devam ediyor. Metin, bu doğrama şekline ne diyorlar? Yani kuşbaşının bir büyüğü, yani kazbaşı diyen var. Gulaştan biraz küçük gerçi. Yani aslında birçok terimi var, birçok söylem var ama genelde bu boyuta kazbaşı derler. Etleri doğradıysan hemen Coşkun ustamız paketlesin. Buradan başka bir şey alacak mısın? Tavuk alacağım. Kaç gündür Metin Bey et arıyorum diyordu. Dana kuşbaşımı arıyordu. Onu çok merak ediyorum açıkçası. Söyleyeceğim de kendisine. Hiç risk almamış. En azından ben bir risk aldım. Benimkinin pişme süresi de uzundu. Marine ettim kaç saat. Onu bile beğenmedi. Doğrama şeklini beğenmedi. Bakalım kendisinki kuşbaşı olacak mı gerçekten? Bence Metin Bey kasap haricinde mutfağa pek girmiyordur. Sadece et kesmekten başka ibaret değildir diye düşünüyorum. Sadece et doğramayı biliyordur diye düşünüyorum. Zaten kavanoz kebabı da et doğramalı bir şey. Dolduracak, geçecek onda. Öyle mi yapayım? Tamam, bana ondan bir tane keser misin? Tam var, tam buğday. Tam buğday olsun. Ben öyle tüketiyorum. Arkadaşlar da öyle tüketir. Dilimlenirse iyi olur. Metin, şimdi nereye gidiyorsun? Dün buraya bir peçete saklamıştım. Ne? Peçetemi sakladın? Bu peçete masanla uyumlu mu? Çok aradım. Gerçekten çok mu aradın? Vallahi çok aradım. Ekmeği de alayım, sonrasında bitiyor. Ekmeği ve listesinde kalan eksikleri alan yarışmacımız hemen kasaya geçiyor. Merhaba hanımefendi. Kolay gelsin. Metin, ya unuttuğum bir şey varsa? Ya ben aslında 15 dakikada bitirdim de şimdi çok koşmak istemiyorum. Hareketlendirirsem taşı, sonra program yarıda kalır. Taş şu anda hareketli mi? İnşallah değildir. Alışverişi tamamlayan yarışmacımız ödemesini yapıyor. Şöyle vereyim parayı. Hadi Metin, bir an önce eve gidelim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Alışveriş bitti, gidebiliriz.